Değerli katılımcı arkadaşlar ve Begüm Hanım, öncelikle merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Kendimi kısaca tanıtacak olursam, ben Batuhan Dede, Ankara Üniversitesi Computer Society Tanıtım Tasarım Direktörüyüm. Bugün Sektör X'in ikinci gününde mobil geliştirme alanında Begüm Hanım'la birlikte olacağız. Kayıt olmadıysanız Sektör X kayıt formunuzu doldurarak kaydolabilirsiniz. Konuşmacılarımızın bizlerle paylaşacağı içerikleri kayıt olanlara ulaştıracağız. Toplantı sırasında yine sorularınızı, merak ettiklerinizi sohbet kısmından sorabilirsiniz. Kontrol ediyor olacağım. Begüm Hanım hazırsak sözü size bırakıyorum. Selamlar. Ay, teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Aşağı Rica ufaktan ederiz. kendimi tanıtayım. Bugün ben nereden başlasam söyleyeyim. Vakıfbank'ta Android Developer olarak çalışıyorum. Bayağı bir senem olmak üzere orada da. Ankara'da yaşıyorum sizlerin çoğu gibi. TED Üniversitesi'nden elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olmuştum. O sırada zaten okurken biraz İlgimin başka yere kaydığını fark edince farklı farklı şeyler denedim. En sonunda Android Development'a karar kıldım. Buradan da devam ediyorum kariyerime diyelim. Genel hatlarıyla kendimi böyle tanıtabilirim. Nasıl devam ediyoruz? Format nasıl oluyor? Yani siz kendinizden bahsedebilirsiniz mobil anlamında. Birazdan sorular gelir zaten arttıkça. Okay, en bir şey mobil kısmındaki deneyimi de başından anlatayım. Upschool diye bir kadın için bootcamp'ler yapan bir YGA kuruluşu var. Belki duymuşsunuzdur muhtemelen. Onun ilk Android Development eğitimine denk gelmiştim ben. Aslında öğrenme sürecim onunla başladı. Ondan önce farklı farklı şeyler denedim. Farklı bootcamp'lerle denedim. Tam böyle pandeminin Bootcamp'ların patladığı noktaya da denk gelmişti biraz. Orada başladım öğrenmeye, orada eğitim almıştım, projeler vesaire. Daha sonra o arada farklı bir işte çalıştım. Vodafone'da Data Engineer olarak çalışmıştım. Ama Android'e kaymak istediğimi biliyordum. O yüzden yanında kendim Android'de bir şeyler yapmaya devam ettim. Vodafone'u ikna etmeye çalıştım Android kısmına geçirebilirler mi beni diye. Bir yandan da iş bakıyordum farklı farklı. O arada Google topluluklarıyla bir şeyler yaptım. GCG'ler var. Women Tech Makers var. Women Tech Makers'da ambassador'ım aynı zamanda. Oralarda işte YouTube kanalları, farklı etkinliklerde hem organize etme, hem kendim sunum yapma, eğitimlere çıkma şeyler, yazılı içerik çıkarma gibi şeylerle uğraştım. O arada Android'de kendimi geliştirmeye devam ettim. En sonunda da Vakıfbank'la oldu. Bir senedir de orada çalışıyorum. Bayağı bankacılık sektörü biraz ağır çalışma standartları bakımından. Ama bayağı şey öğretiyor size de. O şekilde yani sizin sorularınız varsa, spesifik sorularınız. Onları Ben cevaplayabilirim daha çok. bir soruyla başlayabilirim. Sektördeki iş olanaklarından bize bahsedebilir misiniz mobil alanda? Çok güzel bir soru. Ben iş ararken çok zorlandım Android alanında. Çünkü mid senior seviyesinde insanlar için açılan ilanlar çok daha fazla. Bunun sanırım şeyle ilgisi varmış. Daha ileri seviyedeki developerların yurt dışındaki iş fırsatlarını değerlendirme sebebiyle biraz daha az senior, daha çok junior biriktiği için şirketler daha fazla onu arıyorlardı. Android spesifiğinde çok zorlandım ben iş ararken. Geçen senenin başları gibi düşünebilirsiniz. Hala da gördüğüm ilanların çoğu o şekilde ama staj imkanları, doğru şirketleri bulursanız staj imkanları çok. Android için konuşuyorum bu arada. Yine bu mid senior gibi ilanlara juniorların başvurmasında pek sakınca görmüyorlar. Eğer zaten istemiyorlarsa eliyorlar. Bazen de akıllarını çelebiliyorsunuz. Ben hani istediğiniz kişi değilim belki ama bakın ben de bunları yapıyorum diye. Tam tersi ama native iOS development yapıyorsanız Android değil. Sektörde çok fazla buna ihtiyaç var. Benim çalıştığım şirket de buna özel bootcamp açmak durumunda kaldı. Çok az
Junior iOS developer var. iOS kısmında Türkiye standartlarında iş fırsatı daha fazla. Ama onun da kendi kendine bazı sıkıntılar var. Öğrenme konusunda işte MacBook, Xcode vesaire insanlar sıkıntı yaşıyor. Ama böyle hazır üniversitedeyken bu işe girişmek çok daha kolay oluyor. Bizim de stajyerlerimiz var. Oradan başlayınca, stajdan başlayınca full time bir işe girmek, o deneyiminizi göstermek çok daha kolay oluyor bir noktadan sonra. Ne kadar deneyiminiz, ne kadar projeniz, elinizin altında ne kadar çok şey varsa herhangi bir iş ilanına girip kendinizi iş ilanına başvurup kendinizi göstermeniz çok daha kolay oluyor. Hani bu fırsatları da değerlendirebilirsiniz belki. Peki bir sorun daha var. Bu alanda kullanılan teknolojiler nelerdir? Diğerlerinden farklı olarak. Şöyle, şimdi mobil development kısmında iki farklı böyle development yapabiliyorsunuz. Bir native dediğimiz şey, Kotlin'le Android development ya da Kotlin veya Java'yla, Swift'le iOS development. Bunlar native oluyor. Native dediğimiz şey de artık o işletim sistemine spesifik fonksiyonlar, yapılar, teknolojiler var burada kullanabileceğiniz. Çok da detaylı, derin geliştirmeler yapabiliyorsunuz. Bir de daha çok Flutter gibi cross platform işler yapabildiğiniz şeyler var. Angular ile yapabiliyorsunuz. React Native ile yapabiliyorsunuz. Flutter'ı kullanabiliyorsunuz. Bunlar daha nispeten basit çapta uygulamalar yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi işletim sistemiyle o kadar haşır neşir olamıyorsunuz onları yaparken. İki taraftan birini seçebilirsiniz. O noktada hepsini de öğrenebilirsiniz. Bunların hibrit olarak beraber kullanıldığı durumlar da var. Ben kendi Kotlin'le veya Java ile yazdığım Android uygulamasına Angular bir ekran dahil edebiliyorum. Örneğin. Yani bu, ama genelde ikisinden birini seçip ona yöneliyor insanlar. Böyle bankacılık uygulamaları gibi büyük çapta uygulamalarda iş yapan şirketler native developer arıyor genelde. Bankalar, Trendyol, Getir vesaire. Daha basit işler yapanlar genelde Flutter, Türkiye üzerinde özellikle Flutter developer falan isterler. Onları deneyip hangi size daha uygun, işte sadece Android mi isterim, hepsinde bir şey yapmak mı isterim gibi değerlendirip birini seçmeniz mantıklı olabilir o noktada. Peki bu alanda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Nasıl öne çıkabiliriz? Proje. Yani aslında yeteneklerinizi göstermenin en kolay olduğu ne denir? Alanlardan biri bu. Çünkü o projeleri yapıp GitHub'a koyabilirsiniz. Store'da gösterebilirsiniz. Store'da bir uygulamanız varsa çok hoşlarına gider. Çok basit bir şey de olsa Store'a çıkarabildiyseniz. O da Android ve iOS arasında değişir Store prosedürleri. Sürekli proje yapıp kendinizi geliştirmek çok önemli o noktada. Android'de mesela doküman çok fazla. Android'in kendi dokümanı çok fazla. Android Developers diye bir web sitesi var. Her şey var onun içinde. Eğitimler, dokümanlar vesaire. Google'ın toplulukları var. Toplulukların yaptığı eğitimler vesaire var. O projeleri yapıp kendinizi gösterebilirsiniz veya şeyden de çok hoşlanırlar. Medium'a yazı yazıyorsanız topluluklarda konuşma, sunum, bu okul topluluğunuz da olabilir, Google topluluğu da olabilir, Huawei topluluğu hiç fark etmez. Böyle şeyleri de çok değerli buluyorlar. Projeler, organizasyonlar, içerikler. Hani hem proje tarafında teknik tarafınızı geliştirin, hem biraz daha ne denir, görünürlüğünüzü geliştirip içerik çıkarırsanız gerçekten biraz daha sizi öne çıkarıyor. Tamam, birisi söz istiyor herhalde. Söz alabilirsiniz. Sanırım mikrofonu yok. Biraz daha bekleyelim. Söz istemiş. O zaman ben chatten sorulan soruyla devam edeyim. Hani klasik ben de soracaktım. Sormayı bekliyordum. Klasik bir iş gününüzden bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim. Yani genelde biz agile sistemle çalışıyoruz. Ne kadar
aşinasınız bilmiyorum ama 2 haftalık bloklarla çalışıyoruz gibi düşünebilirsiniz. 2 haftada benim yapmam gereken bazı işler var. Bu işler projeden projeye, aydan aya değişebiliyor. Geliştirme işleri var. Var olan bir şeyi düzenleme, daha iyi hale getirme işleri var. Genelde gün içinde o işlerimi hallediyorum kendimce. Eğer yeni bir projeye başlanıyorsa benim de efor vermem, bunu böyle yapmamız daha doğru demem gerekiyorsa toplantılara girdiğim vakitler oluyor. Ama genelde ben şu an için kodlamayla geçiriyorum günümü. Biraz daha seviye arttıkça daha fazla toplantı, daha fazla yönetimle toplantı gibi şeylere girilebiliyor. Ama ben genelde kod yazarak geçiriyorum. Minik minik arada toplantıların girdiği. Eğer yoğun bir an haftaysa, bu hafta mesela bizim yoğun bir haftamız, bazen o saatler üstten alttan sarkabiliyor. Ya da çok acil bir şey geldiğinde, normal bir günde bile benim tekrar bağlanıp bir şey yapmam gerekebiliyor. Çünkü banka gibi bir şey olunca 3 dakikalık bir kesintimiz bile insanların hiçbir şey kullanamaması demek. Genelde tabii ön yüz dediğimiz kısımda Android, iOS'ta değil, daha çok backend tarafında sorunlar yaşandığı için biz hiç böyle çok acil bir şekilde gece kalkalım, bir şeyler yapalım dediğimiz olmuyor ama çok çok nadiren olsa da oluyor. Yani genelde kodlama vesaire o şekilde geçiyor gün. Chat'te yine bir sorumuz daha var. Home office mi çalışıyorsunuz diye sormuşlar. Benim şirketim normalde hibrit çalışıyor. Ama çok kısa vakitler, yani çok kısa sürelerle ofise gidiyoruz. Genel olarak evde oluyorum ben. Onu da ben evden daha iyi çalışabilen bir insanım. Evde daha çok odaklanabilen bir insanım. O yüzden benim için çok iyi şu an durum. Ama tam tersi olan insanlar da var. O yüzden bunun en azından hibrit olup 2 seçeneğin de olması gerçekten çok avantajlı olur. Yine sorulardan devam edelim. Bu tarz işlerde çalışmak için kendimizi geliştirmişsek ama üniversitede okuduğumuz bölüm uyumlu değilse işverenlerin gözünde nasıl bir izlenimimiz olur? Ya sordukları oldu açıkçası. Yani ben mühendislik mezunuydum. Onda bile hani sen neden bu işi yapıyorsun? Neden kendi bölümünden bir iş bulmadın diyen oldu. Genel olarak bunun bir dezavantaj gibi bir şey olmuyor. Eğer çok çok ayrı bir bölümde Türkçe öğretmenliği gibi çok ayrı bir bölümde şey yapmadıysanız çok da zaten sorgulamıyorlar. Onda bile üniversite okumamış olsanız bile yani Türkiye standartlarında hala diploma görmek istiyorlar. Hani bir Amerika gibi hiç fark etmez. Yeter ki göster denmiyor. Bir diploma istiyorlar üniversiteden. Ne okumuş olursanız olun, kaç senelik olursa olsun, siz o kitap profilinizi, o projelerinizi bu insanlara gösterebildiğiniz takdirde, teknik mülakattaki sorulara cevap verebildiğiniz takdirde onlar için çok bir sorun teşkil etmiyor. Siz o işi yapabiliyor musunuz? Önemli olan o. Yani yine benzer bir soru görmüş. Cevabı aynı ama hani okuduğumuz bölüm değil de okuduğumuz üniversitenin bir önemi var mı sizce? Şimdi şirketler şirkete değişiyor, dürüst olayım. Bazı şirketlerin daha marka, bilindik üniversite tercihleri oluyor. Ama şirketlerin çoğunun bunu çok umursadığını düşünmüyorum. Belli bir önyargıyla yaklaşıyor olabilirler mi? Olabilirler ama dediğim gibi siz o mülakata gidip bir şeyleri yaptığınız sürece, kendinizi gösterdiğiniz sürece bunun bir sıkıntısı olmuyor. Buna da bir ekleme yapayım. Hani bu Medium yazıları, topluluklar, sunumlar bunlardan bahsetmiştim. Bunları yaptığınızda da o okuduğunuz bölüm ve üniversitenin önemi onların gözünde daha da çok azalıyor. Çünkü siz daha görünür, daha bilinir oluyorsunuz. Ben hani böyle teknik kısımda bir influencerlıktan bu bilinen, Twitter'da belki görmüşsünüzdür çok bilinen insanlar var. Onlardan bahsetmiyorum ama yine de nispeten bir görünürlüğünüz artıyor. O noktada da sizin ne okuduğunuz, hangi okuldan mezun olduğunuzun önemi çok azalıyor. Hani insanların hani bu da kötü bir okul hani dedikleri ama şu an Google'da developer expert olan bir sürü insan var. O yüzden
biraz teknik bilgi geliştirmek, biraz kendi görünürlüğünüzü arttırmak o şeyi komple yok ediyor, o önyargıyı. Yabancı dilin önemi nedir? Mülakat sorularından bahsedebilir misiniz demiş birisi. Ya yabancı dil şöyle çok önemli. Eğer şirketimiz istemiyor bile olsa sizin elinizdeki bütün dokümanı, elinizin altındaki İngilizce oluyor. Ya bu çok önemli bir şey. Bunların hepsinin Türkçe çevrilmesini bekleyemeyiz bir noktada da. O yüzden o kısımda zaten çok önemli. Şirketlerin çoğu da kodlarını İngilizce yazarlar. Değişken isimleri, işte yorumlar vesaire. Git'te bir şey komitlerken ona yazdığınız yorumlar hepsini İngilizce yazarlar genelde. Bazı şirketler, daha böyle global şirketler zaten o İngilizce seviyenizi görmeyi bekliyor. Direkt bazen global projeleri olabiliyor. O yüzden nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın o dilin çok büyük bir önemi oluyor. Sizde öne geçiren şeylerden biri özellikle böyle daha global bir şirkette mülakata giriyorsanız o İngilizcenizin yüksek seviyede olması da sizi böyle çok çok daha öne geçirebiliyor onların gözlerinde. Mülakat soruları vardı bir de galiba. Ya Android üzerinde açıkçası Android mülakat soruları yazarsanız çoğu çıkıyor. Onların gerçekten elle tutulur çoğunluğunda soruyorlar. Mesela lifecycle diye bir şey var Android'de. Onu çok sorarlar. Her mülakatta soruyorlar seviyeniz ne olursa olsun. Onlara bir bakın, onları soruyorlar genelde. Yani temel Android bilginizin olmasını bekliyor. Temel teknolojileri, temel terimleri, temel tool'ları biliyor musunuz? Bunları soruyorlar. Daha çok şey yapan da var. Benim işimdeki mülakatım öyleydi mesela. Belli case'ler anlatıyor size. İşte uygulamanızda şöyle şöyle bir yapı var. Atıyorum. E-ticaret uygulamam var. Sepetinde ürün var. Tam ürüne tıklarken internet bağlantı şey tam hani onaylıya tıklarken internet bağlantısı koptu. Ne yaparsın? Verileri nasıl tutarsın? Gibi gibi case'ler soruyorlar. O yüzden de proje yapmanız önemli. Temel şeyleri bilmeniz önemli. Orada da akıl yürütebiliyor musunuz? Bilmeseniz de bir fikir yürütebiliyor musunuz? Onu merak ediyorlar. Bir de bilmediğiniz şeyi bilmiyorum demenizi de bekliyorlar. O da çok önemli bir şey. Yani ben bunu bilmiyorum. Biliyormuş gibi yapanlar ve bundan yakalananlar da direkt hani mülakatta biraz daha gözden geçiyorlar o noktada. Ama mülakat kısmını direkt internetten herhangi bir yerden bulabiliyorsunuz genelde. Hep onları soruyorlar. Sorularla devam edelim. Nasıl projelerle başladınız demiş birisi. Ya öğrendikçe yapıyorduk. Bu konuda da Android Developer sayfası var demiştim. Linkini bulabilirsem orada Kotlin ile beraber Android geliştirmeye başlamak için eğitimler var. O zaten proje gidiyor. Hani basit. İlk projesi mesela zar atmak, random bir sayı seçip onun resmini göstermek gibi. Seviye seviye projeyi basitten zora arttırarak gidiyorsunuz orada da. Ya ben genelde o tarzda ilerlediğim için ona örnek veriyorum. Neler vardı? İşte ilk zar atma uygulamasıyla başlıyor. Daha sonra işte ekrandaki şeyler ne denir? Kutucukların rengini değiştiriyorsunuz tıkladığınızda. Resim gösteriyorsunuz. İnternetten resim çekip bunu gösteriyorsunuz. Bunların hepsini birleştiriyorsunuz. Mesela Getir uygulamasının klonunu yapmıştık biz UpSchool'dayken. Çok basit bir klonuydu. Tabii ki o kadar büyük işlevi yoktu ama. Ana sayfanız var. Ana sayfada farklı tipte ne denir? Hani alışveriş yapabileceğiniz kategoriler var. Onların içinde liste var. Tıkladığınızda detay sayfası var. Tıkladığınızda sepete gönderiyor onları gibi projeler yapıyorduk. En sonunda da hani bunları artık tamamen servisle bağlama. Farklı API'lerden bir şeyler çekip servisle bağlayıp gerçekten baştan sona çalışan
uygulamalar yapmaya başladık. Bunu işte giderek login ekleyebiliyorsunuz. İçeride kodda düzenleme yapıp geliştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Yani temelden daha kompleks gerçekten store'a gidebilecek uygulamaya kadar şeyler hani yaptım ki bunu da gösterebileyim. Çünkü mülakatlarda bunu da sordukları çok oldu. GitHub profilinde baktım. Şunu neden yaptın? Bu yaptığım proje nasıl geliştirilebilir? Atıyorum. Yani şunu şöyle bir şey eklemek istesen ne yaparsın? Nasıl eklersin? Gibi şeyler de sordular. O şekilde ben size linki de bulayım. Şeyin Android Developers'ın. Bir ara onu da gönderirim. Tamamdır. Yine Elif'in bir sorusu var. Cevapladık sanırsam. Teknik mülakatta sorulan sorular nelerdir diye. Diğer soruya geçelim. Yurt dışında iş bulmak bu meslekte kolay mıdır? Diye bir soru gelmiş. Herkesin sorduğu bir soru. Yani çok genel bir şey. Benim de gelecek hedefim farklı kültür, iş kültüründe bir yerde çalışabilmek, deneyimlemek bunu. Şirketin olduğu lokasyona göre de değişen bir şey. Ama önünde sonunda bu insanların aradıkları şey de sizin yapabildiğiniz, ne kadar yapabildiğinizi göstermeniz. Kendinizi geliştirdiğiniz sürece bulursunuz bence. Sadece şey gibi sıkıntılar var. Bu arada diliniz konuşabildiğiniz seviyedeyse çok sıkıntı yapmıyorlar. Bazen çünkü sizle konuşan kişi de ana dili İngilizce olmuyor. İkiniz de İngilizce anlaşıyorsunuz. İkiniz de çok güzel konuşmayabiliyorsunuz. Hiç fark etmez anlaşabildiğiniz sürece. Ama remote işlerin noktasında sizden kalifiye dünya çapında bir sürü insan olabiliyor. Kendinizi orada öne çıkaracak bir şey yapmanız lazım seviyenizde. Çok iyi bir hani deneyim seviyenize göre çok iyi uygulamalar yazmak olabilir. İşte çok kendinize başka türlü gösteriyor olabilirsiniz. Sürekli eğitimlere çıkıyorsunuzdur. Udemy'de eğitiminiz vardır olabilir. Kendinizi konuşarak kendinizi o insanlara beğendirmek de bir geliştirebilen bir yetenek. Yani biraz bu remote işler arttıkça çok fazla insanla yarıştığınız için o noktada zor olabiliyor. Ama onun dışında o önünde sonunda yapacağınız şey kendinizi göstermek. Bir de olarak herkesin bildiği bu bir algoritma sorusu çok soruyorlar. Live coding çok yaptırıyorlar bazı ülkelerde. Bunlara çalışmak gerekiyor. Biri sizin ekranınıza bakarken kod yazabiliyor musunuz? Baskı altında hızlı kod yazabiliyor musunuz? Sürdüm yapabiliyor musunuz? Algoritma konusunda ne kadar iyisiniz? Bunları da bir tık geliştirmek gerekiyor ama her şirket bunu beklemiyor, yabancı şirket. O yüzden hani bunu ilk önce bunu söylemedim. Yine de şirketler büyüdükçe yabancı şirketler bunu biraz daha fazla bekliyorlar sanırım. Tamamdır. Şu an şirketler Android üzerinde projelerde Java mı yoksa da Kotlin mi daha ağırlıklı kullanılıyor? Bir soru gelmiş. Yani global olarak bakarsanız Kotlin. Çünkü bu Google dedi ki Kotlin kullanın. Bütün yeni geliştirmeleri de ben Kotlin üzerinden çıkaracağım. O yüzden genel olarak şirketler Kotlin kullanıyor. Hatta artık Compose diye bir şey var. Kotlin'le yazıyor da. Compose'a falan geçiyorlar yani. Ama Türkiye'de hala Java kullanan çok fazla yer var. Çünkü bir kodu Java ile yazılmış bir kodu Kotlin'e geçirmesi çok zahmetli bir iş. Eğer yeterince kaynak ve zaman yoksa geçirmesi zor olabiliyor. Bazı şirketler ikisini birden bilmenizi bekliyor. Çünkü şirketin bazı uygulamaları Java, bazı uygulamaları Kotlin'de. Ama ağırlıklı olarak yani Kotlin. Kotlin bilseniz daha çok fırsat karşınıza çıkar. Ama Java da biliyorsanız o da bazen böyle bazı şirketlerde sizi biraz daha iyi bir konuma getirebiliyor yani. Sizce Android developer olmak kimler için uygun? Sizin bu alanı seçmenizde hangi yönler etkili oldu? Tersten başlayayım. Ya ben çıktığı direkt görmeyi seviyorum. Ekranı direkt görebiliyorsunuz. Aha ilk Android ile ilgili ilk dersimizde ben eğitim aldığım için hani söylemeye daha işte Android Developers'tan bakıyorsunuz, Udemy'den ders alıyorsunuz. Daha ilk seferinde
Ekrana bir şey çıkıyor yani. Telefonunuzda olan gösterebileceğiniz bir şey oluyor. Store'a ekleyebileceğiniz bir sürü insanın kullanabileceği bir şey oluyor. Yani şahsen ben mesela bir güncelleme çıktığımızda Store'a ve benim yaptığım bir iş varsa benim çok hoşuma gidiyor. Yani açık bunu ben yaptım. Hani uygulamayı da kullandığım için kendi şirketimi. Ya bu ben yaptım. Demek beni çok tatmin ediyor. O noktada hani genel geçer bir Android developer olmak için hani şöyle şöyle iseniz daha rahat olursunuz diyemem. Daha çok mutlu olursunuz diyemem. O biraz deneyim işi. Ben çok dediğim gibi çok farklı alanlar deneyim işi. Web'e baktım, data science'a baktım. Bir dönem data engineer olarak çalışmıştım. Farklı farklı bir sürü şey denedim. En son dedim ki tamam ben bu işi seviyorum. Ben onu anında göreceğim yaptığım şeyi. Başka insanlar da kullanabilecek ve hani direkt görebilecek. O yüzden hani bu tarz şeyler hoşunuza gidiyorsa belki mobil ya da Android developer spesifik olarak yapmanız iyi olabilir. İşinizi yaparken mutlu oluyor musunuz? Yoksa hayatınızı idare ettirmek için gerekli bir şey gibi mi görüyorsunuz? Bu da çok sorulan sorulardan. Bunu ben de çok düşünüyorum günlük hayatımda. fark ettim. Hiçbir iş yapmasam da çok sıkılırım. Spesifik olarak hani belki Android development olmazdı ama hiçbir iş yapmasam da şey olurdum yani sıkılırdım. Çok özür dilerim. Kedim monitörümle oluyor. ama ben dediğim gibi hani o gün sonundaki tatmin duygusu benim çok hoşuma gidiyor. Yani ben bu ekranı yaptım ve ekran şöyle çalışıyor. Bunu görmek. O yüzden genel olarak işimi yaparken ortalama bir günde çok mutlu oluyorum. Ama bankacılık sektörü en zor sektörlerden biri teknoloji ekipleri için. O yüzden bazen çok zorlanıyorsunuz. O noktada da biraz insan şey düşünüyor hani boşa mutlu muyum gibi. Ama hani yorgunluktan, stresten gelen bir şey. Ben genel olarak gün sonunda diyorum ki evet, bugün de bir şeyler yaptım. Güzel oldu. Elbet bir gün store'a çıkar. Ben de arkadaşlarıma gösteririm bunu ben yaptım diye falan diye. O yüzden ben ya kutluyum ya. Ama şey de isterim. İdealimde şey kültürünü yaşamak çok var. Şu saat aralığında çalışayım. Kapatalım gidelim. Avrupa'yı bir kültür o. Siz de belki duymuşsunuzdur. Hani 5'ten sonra asla çalışmazlar. Kimseye dolaşamazsınız orada. Veya işte Belçika gibi Belçika sanırım 4 gün çalışıyorlar haftada. Hani böyle bir şeyler bir noktada deneyimlemek isterim ki işimdeki mutluluğum daha da çok artar şahsi. Data Science alanında ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Ben Vodafone'da çalıştım. Vakıfbank'tan önce. Onun bir programı var. Discover programı diye. Yeni mezun için. Şu anda da galiba başvuru alıyorlar herhalde, emin değilim. Orada onun o kapsamda data engineer olarak çalışmaya başlamıştım. Şirketin veri ambarında geliştirme yapıyorduk. Yani iki farklı ekipte çalıştım. Genel olarak veri ambarındaki bilgilerin saklanması, tutulması, işte yeni bilgilerin alınıp aktarılması ya da spesifik bir alandaki bilgilerin toplanıp analizlenip işte yöneticilerin ya da şirketin belli bir departmanın önüne grafikler haline koymak için çalışıyordu benim olduğum ekipler. O alanlarda çalıştım genelde. Biraz daha işin ne denir? Argo olmayan şeyini bulamadım ama biraz daha işin keyifsiz kısmıydı benim için veri ambarında çalışmak. Daha böyle data analiz, machine learning bir şey onlara falan o kadar gitmedim yani. Ben kendim bir sorumla devam edeyim. Mobil sektörün diğer sektörlerden farkı nedir? Diğer yazılım sektörlerinden. Yani bir şey gösterebilmeniz yani nasıl desem şu toparlayayım. Kendiniz öğrenip bunu çok net bir şekilde göstermeniz en kolay olduğu alanlardan biri bu. Eskiden bu biraz daha web development, telefonlar bu kadar, akıl telefonlar bu kadar şey değilken. Şu an
kendinizi göstermenin kolay olduğu bir alan ama çok fazla insanın da yaptığı ve çok fazla hani çok fazla kişiyle sandalye kapmaca bazen oynadığınız bir alan doğal olarak. Öğrenmesi nispeten kolay, başlaması, o ilk adım atması kolay bir alan. Yani kendinizin de freelance olur, danışmanlık olur. O tarz işleri, o tarafa kolayca geçebileceğiniz ya da işte Android başlayıp iOS'a geçebileceğiniz, iOS başlayıp Android'e ya da cross platforma ikisi arasında çok kolay geçiş yapabileceğiniz bir şey. Yani ben şu an çok kısa bir sürede iOS developer olabilirim. Yani böyle böyle belki hızlı şekilde hafif farklı bir alana geçmek istediğinizde kolay yapabileceğiniz bir şey. Yani yine özünde mobil geliştirme ama farklı bir ortamda çalışıyorsunuz. Ya da cross platforma geçip bu sefer hem web'e hem işte şeye çıkarmaya başlayıp kolay kolay bir şeyler alan atlayabileceğiniz bir yer bence. Uzmanlaşacağınız alanı seçerken karar vermek için birçok alanda temel seviyede bir yetkinliğe sahip olmamız gerektiğini savunur musunuz? Bu sektör karşınızda rastgele mi çıktı? Yani temel seviyede bir yetkinlik olmasa bile denemenizin hani farklı şeyler denemeniz gerektiğini düşünüyorum. O da zaten bir noktada temel seviyede bir yetkinliğe çıkmış oluyor gerçi. Denemeden bilemezsiniz. Denemeden ben backend developer olacağım diyemezsiniz çünkü. O yüzden azar azar yetkinlikler olmasını ben hoş buluyorum. Bu sektör karşıma rastgele çıkamaz. Çünkü hepimiz telefon kullanıyoruz. Bir noktada şey düşünüyorsunuz, bunları kim yapıyor gibi. Ama benim upschool'da eğitim aldığımdan bahsetmiştim. Onun eğitimine katıldığından bahsetmiştim. O mesela rastgele çıktı önüme. Denk geldi o eğitim spesifiğinde. Ama onun dışında zaten ilgimi çekebileceğini düşündüğüm bir alandı. Sadece Android, iOS arasındaki kararı ben tam vermemiş oldum upschool'daki eğitime girerek. Doğru da karar verdiğimi düşünüyorum. Ama özetle bence çok temel şeyleri bilmeniz gerekiyor ne istediğinizi anlayabilmek için. Ne zaman bu iş tam benlik dediniz? Ya böyle bir şeyler yapmaya başladım. Aklım bir şeyler gerçekten çıkıyor ortaya. Onu kendi telefonunuzda çalıştırabiliyorsunuz. Kendiniz için bir şey yapması da çok kolay. Tamamen kendi kendinin kullanması için bir uygulama mesela. O kadar dedim ki yani ben çok keyif alıyorum bundan. Çok kolay da bir şeylerden ben bunu yapacağım diyebilen bir insan da değilim. Çok keyif aldığımı yaparken nispeten zorlansam da mutlu olduğumu fark edince o daha başında upschool sürecinde dedim ki ben bu işi yapacağım. Ben kariyerime bu işle en azından devam edeceğim bir süre. O proje yaptıkça bana bir şey geldi yani. Çok güzel ben buradan devam ederim. Bu olmasa da işte Android beğenmezsem de iOS'a geçerim gibi şeyler düşündüğümde olmuştu yani. Şu an birinci sınıf olup yazılımla yeni tanışanlara yazılım konusunda tavsiyeleriniz nelerdir? Ben şu an sıfırdan başlasam şöyle ilerlerdim dediğiniz şeyler var mı? Şeye çok girmeyin. Benim çok yaptığım bir hata. Bir şey öğrenirken başka bir terim karşınıza çıkıyor. Onu öğrenirken başka bir terim karşınıza çıkıyor. Kendinizi bir döngüye sokuyorsunuz. Her şeyi aynı anda öğrenmeyi beklemeyin. Bir anda usta olmayı beklemeyin. Benim bir tavsiyem bir şey yapmaya başlayın. Yani mesela Kotlin'le Android Development'a başladınız birinci sınıfta. Sevmediniz. Ama sonuçta o size bir temel verdi. Hem bir programlama temeli verdi, hem neyi sevip sevmenize dair bir temel verdi. Yani benim savunduğum şey bir şeyler yapın. Ve kendinizden
olan beklentilerinizi belli bir seviyede tutun. Bir anda bir şeyleri öğrenmeyi beklemeyin. Düzenli olarak bir şeyler yaptığınızda geliyor. Hani çok genel bir tavsiye gibi gelebilir ama gerçekten o döngüye girip hiçbir şey yapmayanlar, strese girip ne yapacağımı bilemeyip hiçbir şey yapmayan ya da sürekli sık sık böyle alan değiştirip bir şeye bir türlü karar veremeyen. Yani çünkü bir anda çok yetkin bir Android developer olamazsınız zaten. Bir şeyler yapın. Yardım alın. Projeler yapın. Projeler önemli. Bir de benim savunduğum bir şey de işi yaparak öğrenmek olduğu için hazır baştan başlıyorken üniversite sürecinde stajyer, aday mühendisler bunlara biraz dikkat edin. Çünkü iş, kendiniz öğrendiğiniz şeyle işe başladığınızda gördüğünüz şeyler çok farklı oluyor. Bir anda bocalıyor biliyorsunuz çok uzun süredir bir şeyler yapıyor olsanız da. Bir şeyler yapın. Bunları bir işte görmeye çalışın. Farklı yerlerde staj yapabilirsiniz. Farklı alanlarda. O şekilde benim genel tavsiyem böyle. Ben yine bir kendi sorumla devam etmek istiyorum. İlk uygulama geliştirme deneyimleriniz nasıldı? Hani başarısız olduğunuz anlar oldu mu? O zamanlar nasıl üstesinden geldiniz? Başta ilk başladığımızda çok güzel video diyorsunuz ki ah bir şeyler yapıyorum. Yani ekranda bir şeyler var, butonlara basabiliyorum falan. O ortada bir yerde bocalıyorsunuz gerçekten bir şeyler. Hata veriyor böyle anlamıyorsunuz ne olduğunu. Bir de Android'in şeyi çok ünlüdür. Android Studio arada çok cins hareketler yapar. Çalıştırmaz, build almaz. Ben şey hatırlıyorum. Böyle bir Google'ın bir etkinliği vardı. Böyle çok minik başlangıç eğitimi verip proje yapmalarını bekliyordu. Ona göre bir işte hediye veriyordu öğrencilere. Onun eğitiminde şey gördük yani. Array diye bir şey yok diye uyarı veriyor. Örneğin. Hani böyle şeylere takılıyorsunuz. Hani bu Android Studio niye çalışmıyor? Neden işte nerede yanlış yaptığınızı anlamıyorsunuz. İşin içine çok farklı şeyler geliyor. Android'de özellikle yazılım ya da bilgisayar mühendisliği dışı gelenlerin çok zorlandığı başka bir konu. Architecture diye bir konusu var. MVVM diye çok ünlü bir mimari şeyi vardır, yapısı vardır. Orada mesela çok takılınıyor birden. Nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz. Yapıyı kuramıyorsunuz vesaire vesaire. Onu da atlatmanın en iyi yolu birilerinden yardım istemek birincisi. İkincisi sürekli bir şeyler yapmak. Benim çevremde Apsuk'ta olduğum için çok fazla benimle beraber öğrenen kişi vardı, eğitmenler vardı. Onlara soruyordum. Bir yerden sonra aşina olmaya başladıkça sorunlar çözüldü. Bir de neyi nasıl araştıracağımı daha net öğrenmeye başladım. Ya şu an ben klasik yazılımcı şey de takıldığınızda ilk Google'a yazıyorsunuz. Stack Overflow'dan bakıyorsunuz. Bunu neyi yazacağınızı öğrenmek de o tag özleme sürecinde geliyor. Neyi nasıl yazacağım, neyi nasıl oradan kopyalayacağım, kendimi uyarlayacağım. Böyle yapa yapa yardım ala ala onu atlattığım o eğitim sürecimin ortasında bir hafif bir bu niye bir anda bu kadar zorlaştı? Ben niye yapamamaya başladım gibi bir tökezleme dönemim oldu yani. Peki hani bu sektördeki rekabetten bahsedebilir misiniz? Hani diğer yazılım sektörlerine göre rekabet fazla mı? Yani şimdi ben biraz da basit bakıyorum bence bunlara. Ama bence fazla. Özellikle Android'de. Android herhangi bir bilgisayarda Android öğrenmeye başlayabiliyorsunuz. Android telefonunuzun olmasına da gerek yok. Zaten hani sanal telefondan şey yapabiliyorsunuz. Yani Google'ın kendi sitesi var. Her şeyi size aktarıyor orada. Eğitimler yapıyor. Dokümanlar sunuyor. Bir ton eğitim içeriği var. Play Store'a çıkması nispeten kolay bir şey. O yüzden çok fazla insan buraya yönelince çok az
nispeten iş imkanı olunca bazen o rekabeti görebiliyorsunuz. Yani ben çok çok çalışmak istedim ve Türkiye'de çok bilinen şirketlerin birinde plakatlarda çok ilerledim. İyi de gidiyordum. Elendim ama orada çalışan başka bir pozisyonda çalışan bir arkadaşım şey dedi. Galiba dedi senin önüne başka biri geçti. Sen yapamadığından değil başka biri senin önüne geçti dedi. O yüzden bana kalırsa rekabet fazla baya. Bir sorumuz daha var. Kaç yıllık tecrübeniz mevcut? Sektörde yeni mezunların maaş seviyesi nedir? Hani tam maaş bilginizi vermeseniz de sektör üzerinde değer sonuç çıktısını nasıl buluyorsunuz? Totalde profesyonel tam zamanlı iş deneyimi 1,5 sene mezun olduktan sonrası yani. Android'de resmi olarak tam zamanlı işim 1 senedir var. Ondan öncesinde kendim uğraşıyordum. Dediğim gibi topluluklarla vesaire bir şeyler yapıyordum. Açıkçası şu an sektörde maaşlar çok fazla oynuyor. Yani gerçekten hani iki yeni mezunun maaşı arasında deli gibi fark olduğu oluyor. Yani aslında hiçbirimizin o yaptığı iş kadar hayat standardında olduğunu düşünmüyorum o noktada. Yani çalıştığınız şirketin büyüklüğü, şirketin çalışanına verdiği değer, bunların hepsi sizin maaşınızı değiştiriyor. Bazen diğer adaylardan çok daha kalifiye olsanız da o maaş düşük olabiliyor. Yani işte net bir maaş aralığı bile veremiyorum size. O kadar değişiyor ki. Hani mesela 2 senelik, 2,5 senelik insanların maaşlarının arasında bayağı biriniz 15-20 bin fark oynayabiliyor. Hani 15-20 bin zaten kendince bir maaş. Ve bu insanların maaşları arasında böyle farklar var. 2, 2,5, 3 senelik insanların. O yüzden önerim bir işe başlarken benzer rolde çalışan insanlardan biraz bir maaş aralığı almanız ve o mülakatlarda buna göre bir değerlendirme yapmanız. Çünkü bilmediğinizde aslında ne kadar maaş almanız gerekiyor ya da size bir şey teklif edilmesi gerekiyor bilmiyorsunuz. Şunu savunan insanlar var. Junior'sınız. Yeni başlamışsınız. Herhangi bir şey kabul etmeniz gerekiyor. Zaten bir şey bilmiyorsunuz. Öğreneceksiniz. Bunu da doğru bulmuyorum ben açıkçası. Belli bir seviyenin üstünde olmanız gerekiyor. Sonuçta siz de çalışıyorsunuz. Deneyiminizin olup olmaması bunu etkilememeli. Burada da işte biraz daha kendinizi gösterebilirseniz o maaş isteme konusundaki özgüveniniz de biraz artıyor. Yani, benim çevremdeki şu aralıkta maaş alıyor. Benim de bilgim diğer adaylarla karşılaştığımda benim seviyem şu şekilde bilgim. Demek ki benim hani kırmızı bir çizgim var. Bunun altında maaş alırsam artık bana yapılan bir ayıp yani bu gibi şey yapabiliyorsunuz. Ama yani İstanbul'da maaşlar çok fazla olabiliyor. Ama İstanbul'da yaşamanızı bekliyorlar. Sizin elinizde kalan maaş çok az oluyor o noktada. Ama işte Ankara'da örneğin iş fırsatları daha az olup daha az maaşlı işler olabiliyor. O yüzden o değerlendirmeyi de iyi yapmanız lazım o noktada. Nerede çalışacağım? Ne kadar maaş almalıyım? Nasıl bir şirkette çalışmak istiyorum? Mesela daha ODTÜ Teknokent'te minik startuplar var. Hani bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Küçük bir ekiple çalışıyorsunuz ya da böyle Getir var, Trendyol var, kocaman şeyler. Ama remote çalışabiliyorsunuz ya da işte benim çalıştığım yer gibi hibrit çalışabildiğiniz yerler var vesaire vesaire. O değerlendirmeyi yapmak zor oluyor ama sırf deneyiminiz az diye sizi kabaca ucuza kapatmalarına da izin vermeyin bence. Bir o çevrenizden maaş şeyini öğrenin. Bir de ben kendi sorumla devam etmek istiyorum yine. Play Store'a uygulama çıkarma sürecinden bahsedebilir misiniz? Hani özetle. Nasıl bir özetleyeyim? Yani şimdi
cüzi bir miktarda bir para ödemeniz gerekiyor. Bu Store'da, Apple App Store'da çok daha fazla bir miktar. Şu an net hatırlamıyorum. Şimdi bayağıdır da ben sadece kendi içimdeki store süreçleriyle ilgilendiğim için. Buralarda Firebase gibi şeyler var. Bunları bu arada uygulamanıza entegre edebiliyorsunuz, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bunlar store'a çıktıktan sonra biraz daha faydalı oluyorlar. Ya aslında özetle bildiğiniz hani APK'sı oluyor. Android telefon kullanmışsınız bilirsiniz. Şimdi bundle diye şeyler de var ya. Onu yüklüyorsunuz. Böyle çok geniş bir özetle. O bir kontrol sürecinden geçiyor. Örneğin sanırım onlar da otomasyon kontrol ediyor. Hani giriyor uygulamaya bir şeyler. Belli senaryoları deniyor. Bazen sizi reddediyor. Reddedilme oranınız Apple App Store'da daha yüksek. Google Play Store'da daha az. Belli şeyleri sağlamanızı istiyor. Belli bir güvenlik olabilir, belli senaryolar olabilir. O bir onu değerlendiriyor, değerlendirme sürecinden geçiyor. Geçtiğinde canlıya yaygınlaştırmaya başlıyor. O süreçte de siz bu arada işte resimler, orada App Store'da duracak resimler. Eğer güncelleme koyuyorsanız, yeni güncelleme yapıyorsanız işte güncelleme kısmında çıkacak yazılar, kendi ana uygulama sayfanızda çıkacak yazılar, onları giriyorsunuz bu arada. Yaygınlaştırmaya başlıyor. Yaygınlaştırma da şöyle, uygulamaya koyduğunuz, mesela bir güncelleme geçtiniz veya önce %1'e açılıyor. Yani çok çok az bir insan o güncellemeyi ya da uygulamayı görüyor. Sonra daha da fazla açılıyor. Yani parça 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 açılıyor. O şekilde hani genel hatlarıyla böyle. Detaylarını herhangi bir yerde bulabilirsiniz. Hani App Store'a kaydolma bir kendi ne denir, kendi kimliğiniz veya işte bir handle'ınız üzerinden app'leri koymaya başlamak, ücretler, gözden geçirme süreçleri, hangi koşullar bekliyor vesaire, bunlara bakabilirsiniz ama Google Play Store'a uygulama çıkarmak çok daha kolay. Ve eğer Android'e devam edecekseniz böyle basit de olsa bir şeyler çıkarım bence. Ben çıkarmadım. Ama çıkarınca gerçekten o deneyimi hem ediniyorsunuz hem de mülakatlarda işinize yarıyor. Eğer böyle gerçekten nasıl böyle basit ama gerçekten işe yarayan bir şey yaptığınızda da insana indirmeye başlıyor. O yüzden o sürece girmenizi öneririm eğer ilgileniyorsanız. Tamamdır. Sanırım başka bir soru yok. Sizin kendi eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Genel olarak sorularla çoğu şeye cevap verdim ama hani Biraz öyle oldu, evet. sizin yani daha spesifik sorular olursa böyle LinkedIn'den falan da yazabilirsiniz. Android olur. Genel mobil geliştirme olur. Başka bir şeyler olur. Süreçtir, mülakatlardır. Nereden başlayacağım vesaire. Oralardan hani iletişimde kalabilirsiniz. Sıkıntı değil. Yani, bu da soramayacağınız ya da sonradan aklınıza gelen bir şey olursa diye. Yani yardımcı olmaya çalışırım. Hani çalıştığım yerlerle ilgili oralara başvuracaksanız yine hani yine hatlarıyla bilgi vermeye de çalışırım. O yüzden hani yazabilirsiniz zaten. Adım soyadım yazarsanız muhtemelen çıkar. Şeydeki posterdeki resimle aynı LinkedIn'deki resim. Bulursunuz diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Ya ben yine de kendim çok merak ettiğim bir sektördü. Birçok arkadaşımızın soru işaretlerini de gidermeye yardımcı olup değerli bilgilerinizi ve deneyimleri aktardığınız için teşekkür ederiz. Aynı zamanda zamanınızı ayırıp teşrif ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımdan sizi takip edebilirsiniz. Sektör X'e kaydolmasıysanız Sektör X kayıt formundan kaydolup WhatsApp grubuna eklenebilirsiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Evet.